Irak'tan bir grubu saldırarak fi beledina Suriye, bizim ülkemiz Suriye'de hacemet ibnel mufti'l am Şeyh Ahmed Hassun. Şeyh Ahmed Hassun Suriye Diyanet İşleri Başkanı'nın oğluna saldırdılar. İğtaletu ala babi camiati. Kendi üniversitesinin kapısında vurup öldürdüler. Daha önceden bu Diyanet İşleri Başkanımıza rüşvet teklif ederek istifa etmesini istemişlerdi. Feyestefidu min hadihi al-istiqale fi mazidin min al-fawda wat-tahrid wal-qatl. Eğer istifa etseydi daha çok yağmalama, öldürmeler ve anarşi yapacaklar ve bu ortamdan faydalanacaklardı. Felemma rafada al-mufti haddaduhu ve qatalu asghar abna'i. Ve müftümüz bu istifa etmeyi kabul etmeyince onun en küçük oğlunu öldürdüler. Li maslahati men? Kimin çıkarı için? Ehl-i Beyt gemisine binen kurtulur, Amerika ve Avrupa Birliği gemisine binenler hüsrana uğrar diyen Zateri, İslam dünyasına birlik beraberlik çağrısı yaptı. Peygamberimize uyan ve ona iktida eden bütün Şiiler ehli sünnettir. Bil hubbi vel velâ. Ehl-i Beyt sevgisi ve velayetini taşıyan bütün Sünniler de Şiidir. El Aleviyyu mutasavvifu Şi'a. Aleviler Şiilerin mutasavvıfıdır. El Kadiriyyu mutasavvifu Sünne. Kadiriye tarikatından olanların da hepsi Ehl-i Sünnetin mutasavvıfıdır. Ehl-i Beyt sempozyumunun konuşmacıları arasında yer alan Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi de İslam dünyası için de ayrılık tohumları ekmek isteyenlere dikkat çekti. Gayrimüslimlerden gelen saldırı açık bir saldırıdır. Buna karşı tedbirinizi alırsanız burada şehit de olursunuz, gazi de olursunuz. Fakat Ehl-i Beyt'e karşı yürütülen bu taarruz din kisvesi altında yapılmaktadır. Müslümanlar Alevi Sünni altında kamplara bölünmektedir. Nedir Alevi? Hazreti Ali'yi sevenler. Ali'yi sevmemek mümkün mü? Ali'yi sevmek bir iman meselesidir. Gelelim Sünniliğe. Sünnilik yani sünnet-i seniye üzere olmak, bizzat Allah tarafından tatir ayetinde beyan buyurulduğu üzere temiz oldukları tescil olan Ehl-i Beyt'e uymaktır gerçek sünnet. Görüldüğü gibi ikisi de birdir. Peki bu ayrılık neyin nesidir? Bugün gerek ülkemizde gerek dünyada Şii-Sünni kavgaları dış merkezlidir. Bir fitnedir. Emperyalist güçlerin bir oyunudur. Artık buna son vermenin vakti geldi geçiyor. Bakınız Arap Baharı altında Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek adına İslam ülkelerinde başlattığı iç savaşa tanık oluyoruz. Şimdi de bir Sünni Şii çatışmasının fitilleri ateşleniyor. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan'ın davetini kabul eden Peşmerge lideri Mesut Barzani 3 Kasım'da Türkiye'ye geliyor. Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Ana gündem terör. Barzani'nin üstlendiği misyonu ise terör örgütü PKK açıkladı. Terörist Murat Karayılan, Barzani, Kürt sorununun siyasi çözümü için bir çözüm çabası içerisindedir. Biz bu çabaları önemli buluyoruz dedi. Sayın Barzani ile sanıyorum o da en kısa zamanda gelecektir. Onlara da bu konuları görüşeceğiz. Peşmerge lideri Mesut Barzani, Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. 3 Kasım Perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Mesut Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Başbakan Erdoğan'ın Barzani ile görüşmesi ise 5 Kasım'da İstanbul'da olacak. Görüşmenin ana gündeminin terör olduğu ifade ediliyor. Barzani'nin üstlendiği role ilişkin açıklama yapan terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan, Mesut Barzani, Kürt sorununun siyasi çözümü için bir çözüm çabası içerisindedir. Biz bu çabaları önemli buluyoruz. Biz sorunun siyasi ve diyalog yoluyla köklü çözümünü istiyoruz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütüne karşı Peşmerge ile ortak hareket etmek istediklerini açıklamıştı. Bu süreci beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü burada Peşmergelerle birlikte yapmamız gereken işler var dedik. Bu konuya da değinen terörist Karayılan, Peşmergeli aralarında hiçbir zaman savaş olmayacağını söyledi.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin hukuk dairesi başkanı Ali Piştovan ise PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söylemişti. Moskova'da konuşan Piştovan, Türk hükümeti cezaevlerindeki PKK partizanlarını serbest bırakarak PKK ile diyalog görüşmelerine başlamalı dedi. Savcıları değiştirilen Deniz Feneri davasında tutuklu sanık kalmadı. Aralarında Radyo Televizyon Üst Kurulu eski başkanı Zahit Akman'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanıktan 6'sı 21 Ekim'de tahliye edilmişti. Kalan 2 kişi ise kefaletle serbest bırakıldı. Deniz Feneri soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı. Savcıların değiştirilmesinin ardından soruşturmanın seyri de değişti. Önce Almanya'daki Deniz Feneri EV Derneği'nin Türkiye uzantısı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 8 şüpheliden Zahit Akman ve Kanal 7 yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi 21 Ekim'de tahliye edildi. Soruşturmanın son tutukluları Muzaffer Şafak ve Harun Kapıyoldaş da kefaletle serbest kaldı. Avukatların tahliye talebini yerinde bulan mahkeme 28 Ekim Cuma günü Kapı Yoldaş'ın 75 bin, Şafağan'sa 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Kefalet paraları cumartesi günü yatırılan şahıslar Sincan F tipi kapalı cezaevinden tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların tamamı 3 ay içerisinde tahliye edildi. Deniz Feneri EV soruşturmasını yürüten savcılar Abdülvahap Yaren, Mehmet Tamöz ve Nadi Türkaslan, soruşturmanın şüphelileri Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın HSYK'ya evrakta tahrifat yaptıkları iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Ağustos'ta görevden alınmıştı. Diyarbakır'da güvenlik güçleri uyuşturucudan finansal destek sağlayan PKK'ya ağır bir darbe indirdi. Ekipler Lice ilçesine bağlı 3 köyde terör örgütüne ait esrar bahçelerine operasyon düzenlediler. Operasyonda piyasa değeri 28 milyon lira olan 8 ton 150 kilo esrar ele geçirildi. Terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri uyuşturucu satışı. Örgüte adeta para akıtan bu musluklardan biri Diyarbakır'da polisle jandarmanın ortak operasyonuyla kesildi. Lice ilçesine bağlı köylerde PKK'ya ait esrar bahçeleri olduğu bilgisini alan güvenlik güçleri düğmeye bastı. Jandarmayla polis özel harekat timleri Ortaç, Yalaca ve Bağlar köylerindeki 36 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Kobra helikopterleri de havadan destek verdi. Özel eğitimli köpeklerle bahçelerde arama yapan ekipler tam 8 ton 150 kilogram esrar maddesini ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde terör örgütünün finansal kaynağı olan uyuşturucu maddeleri ele geçirmeye yönelik olarak ciddi bir operasyon olduğunu değerlendiriyoruz. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 28 milyon lira olduğu belirtiliyor. PKK'ya büyük darbe indiren operasyonda ele geçirilen esrar oranı hem maddi değeri hem de tonaj yönünden rekor olarak tarihe geçti. Uyuşturucuların ele geçen miktarı hem ilimizde bugüne kadar ele geçirilen uyuşturucunun en yükseğini teşkil ediyor. Belki de uluslararası arenada da bu rakamlar ciddi bir tonaj oluşturuyor. Operasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, bundan sonra da bu tip operasyonların devam edeceğini söyledi. Değişik vesilelerle ama bir... Bugün dünyanın nüfusu 7 milyar oldu. Kimilerine ilginç, kimilerine korkunç gelen bu sayıya her yıl yaklaşık 78 milyon insan ekleniyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusu, bakın, 10 milyar olacak. Dünya nüfusu gece yarısı 7 milyar oldu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu her ülkeden sembolik olarak 7 milyarıncı bebeği seçti. Bu kapsamda Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan Yusuf Efe Özkan oldu. Tahminlere göre dünya nüfusu 1 milyar eşiğini 1805 yılında geçti. 122 yıl sonra yani 1927'de nüfus 2 milyara ulaştı. Bu süre içinde Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yaşanan ve büyük kayıplara yol açan savaşlar dünya nüfusunun artmasını engellemişti.
nüfus 1960'da 3 milyarı aştı. Büyük çaplı savaşların yaşanmaması nedeniyle rakam 1974'te 4 milyarı, 1987'de 5 milyarı, 1999'da 6 milyarı geçti. Ve dünya nüfusu 7 milyar. Şu andaki büyüme hızıyla yeryüzü nüfusuna her yıl yaklaşık 78 milyon insan ekleniyor. TÜİK rakamlarına göre Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2010 itibariyle 73,7 milyon olduğu düşünülürse küresel nüfus her yıl en az bir Türkiye kadar artıyor. Türkiye nüfusunun 2050 yılı itibariyle 100 milyona yaklaşması tahmin ediliyor. Hali hazırda nüfusun yaklaşık dörtte biri genç yaş grubundan oluşurken nüfusun %11'i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında yaşlıların sayısının 23 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar kişi olacak. Bu nüfusun 6.4 milyarının şehirlerde yaşayacak olması da şehirler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Silivri'de çiftlik evini kumarhaneye çeviren bir çete, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyon, jandarma kamerasıyla bakın nasıl kaydedildi. Silivri'de kumarhaneye çevrilen bir çiftlik evine operasyon düzenlendi. Bir ihbarla takibi alınan evde zengin ve özel müşteriler için günlük masa açıldığı tespit edildi. Ayrıca nakit parası olmayan müşterilere senet düzenleniyor, masa başında duran kadın kurupiyerler de müşterileri kumara teşvik ediyordu. Bu bilgiler ışığında jandarma ekipleri kumarhane olarak kullanılan çiftlik evine gece geç saatlerde baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 adet rulet masası, 20 deste oyun kağıdı, 1000 adet kumarda kullanılan renkli fiş, 88 adet boş senet ve 5 adet hesap defteri ele geçirildi. Operasyonda çiftlik evi içerisinde kumar oynayan iki müşteri, iki kumarhane çalışanı ve ev sahibi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kadın sürücü panikleyip frene basamayınca aracıyla 5 metrelik yükseklikten uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Güngören'de. Bayan sürücü panikledi, ortaya bu görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası kaydının adresi İstanbul Güngören. Araç sürücüsü Nurgül Keskin, eski Londra asfaltı üzerinde park ettiği otomobilini çalıştırıyor. Ancak direksiyon hakimiyeti bir anda kayboluyor. Önce yoldan geçen bu araca çarpıyor. Ardından bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt caddeye düşüyor. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü Nurgül Keskin'le kızı Fatma Keskin'i hava yastıkları kurtardı. Hafif şekilde yaralanan anne kız hastaneye kaldırıldı. Akıllardaysa bu görüntü kaldı. İşte bir anlık dikkatsizlik. Değerli seyircilerimiz, Kanal 99'da ana haber bültenini sunduk. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın.